wird endlich gut. Wir haben ja schon mal einen Anlauf gestartet, aber. Herzlichen Glückwunsch. Die gehört fürs Tragen im Alltag dazu. Da gibt es auch einen Merkblatt. In Deutschland ist ja alles geregelt, wie man das tragen darf und nicht. Und ich darf die Verleihungsurkunde einmal verlesen und einmal vorher hochhalten. Verleihungsurkunde in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Erda Käser Hagen die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 3. Dezember 2019, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe wieder Ärger bekommen. Einmal zu Herrn Klein-Rensing. Unterstützerin in diesem allen, sonst erzählt man das nicht, aber in diesem Fall machen wir dann schon eine Ausnahme. Im besagten Alter bei der Übergabe, bei der offiziellen Übergabe, nämlich 58. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Generalkonsul, sein. Geben Sie mal ein Zeichen, wo wir hingucken sollen, sonst gucken wir nicht in Ihr Bild. Milli takımda uzun yıllar futbol oynadı. Hem Galatasaray'da kaptanlık yaptı hem de teknik ekipte görev yaptı. Almanya'da da uzun yıllar futbol oynadığını biliyoruz. Almanya'da yetiştiğini biliyoruz. Borussia Dortmund'da uzun yıllar futbol oynadığını biliyoruz. Ama Erdal Bey bugün başka bir yüzüyle tanımış olduk. O da sosyal projelerde, kamu yararına sosyal projelerde öncü roller oynadı. Her iki ülke arasında hem spor alanında hem de bu sosyal yardım projeleri alanında çok önemli bir köprü görevi üstlendi. Alman hükümeti de bunu bugün ödüllendirdi. Hem kendisi için hem de bizim için hem buradaki Türk toplumu için gurur verici bir andı. Bu anın bir parçası olmak ve onun gururunu Erdal Bey ile ve ailesiyle paylaşmaktan memnuniyet duydum. Bu tür örneklerin çoğalmasını arzu ediyoruz. Tabii çok gurur verici. Bilhassa bugünlerde devletler arasında bazı sorunların olmasıyla beraber biz de Türk asıllı olarak, Türk vatandaşı olarak böyle ödüllere layık görüldüğümüz zaman çok çok anlamlı oluyor. Ve benim de buradaki düşüncem inşallah daha çok insanlar, bizim vatandaşlarımız bu tür ödüllere layık olurlar. Ve Almanya'da da bizim çok iyi bir sosyal hayatımız olduğunu, arkadaşlarımızın olduğunu ve çok güzel bir ortamda hep beraber yaşadığımızı, mutlu yaşadığımızı göstermek açısından herkesin bu konuda daha sağduyulu olmasını dilerim. Buradaki yaptığım olayların başında hasta çocuklar için bazı araştırmalardaki gereken finansiyel katkılarda bulunuyoruz hep beraber. Çünkü bu konuda turnuvalar düzenliyoruz. Bunlar maç düzeyinde oluyor, golf turnuvalar düzeyinde oluyor. Ve burada topladığımız bütün paraları, ki bunlar yüz binlerce euroyu artık bulmuştur. Bu araştırmalar için biz bu imkanları sağlıyoruz. Ve burada tabii benim de eskiden tüm arkadaşlarım bana hepsi yardımcı oluyorlar. Dortmund'daki oynadığım bütün futbolcu arkadaşlarım ya da başka kulüplerde tanıştığımız, karşılıklı oynadığımız arkadaşlarım hemen benim yanımdalar. Ve bizim böylece bu konuda hep beraber adım atmamız da bana bu sosyal katkılarından dolayı böyle onursal bir paylaşımı verdiği için de çok gururlu ve mutluyum.